Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 30 Kasım 6 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar güneş sizin burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Evet bu hafta doğan tüm yay burçlarının doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Ve yükselen yaylarımız sizler için de çok önemli bir hafta. Hemen hafta başı 30 Kasım'da 8 derece ikizler burcunda ile beraber ay tutulması yaşayacağız. 2020'nin son ay tutulması. Kuşkusuz hem, hem bu hafta hem de yıl sonuna kadar olan süreçte çok güçlü ve hızlı tesirler getirebilir bu tutulma. E, i̇lişkilerinizle ilgili önemli kararlar verme, dönüşümler yaşama sürecindesiniz aslında. Özellikle 27 Kasım 3 Aralık arası doğan, yay burçlarımız daha güçlü tesirler alıyorlar. Yükselen burcu da 8 derece ve yakınlarında olan yay burçlarımız yine bireysel olarak daha önemli etkiler alabilirler. Süre gelen ilişki dinamiklerinizi gözden geçirebilir. Belki bazı yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Ama belki bazı ilişkilerinizi güçlendirmek daha uzun vadeli, daha sağlam ilişkilere dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bu bir evlilik anlamına gelebilir. Veya bir işbirliğine ortaklığa adım atmanız mümkün her türlü yakın ilişkinizde belirleyici koşullar gündeminizde olabilir. Eşiniz ya da partnerinizle ilgili bazı konularda bu hafta genelinde şöyle bir gündem oluşturabilir. Özellikle geçtiğimiz yaz, Mayıs-Haziran döngüsünde başlamış olan bazı konular veya o dönemden bu yana hayatınızda olan ama bir türlü netleşmeyen bazı konular ki bunlar daha çok ilişkilerinizle ilgili şimdi netleşebilir. Ee, ve bazı dönüşümler ya da bazı önemli güçlü farkındalıklar içerisinde olabilirsiniz. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da hızlı gelişmelerle karşılaşabileceğimiz bir dönemdeyiz. İkizler tutulması değişken ve hava elementi nitelikleriyle haber trafiğini arttırırken günlük hayat, sosyal etkileşimler, insan ilişkileri, ticari faaliyetler, eğitim, iletişim, ulaşım gibi alanlarda bazı güçlü e, dönüşümlerle bizi karşılaştırabilir. Tutulma ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Evet güneş sizin burcunuzda ve 1 Aralık'tan itibaren artık Merkür de sizin burcunuzda olacak sevgili yaylar. 21 Aralık'a kadar güneş ve Merkür burcunuzda. Bu durumda evet hem enerjiniz, özgüveniniz artıyor hem de düşünceleriniz, fikirleriniz biraz daha hızlanacak. Hayata daha iyimser, daha pozitif bakabilir. Geleceğe dair planlar, programlar oluşturabilirsiniz. Vizyonunuz da gelişiyor. Her türlü eğitim, bilgi paylaşımı, ticari konular, iletişim, ulaşım gibi alanlarda Merkür size daha fazla e, enerji verebilir bu süreç içerisinde. Ama zaman zaman bazı karışıklıklar da olabilir. Dikkat edin çünkü detayları gözden kaçırabilirsiniz. Bunlara özenli yaklaşmak gerekiyor özellikle Aralık ayının içerisinde. Evet bu hafta Pazartesi ve salı ay ikizler burcunda ilişkilerle ilgili tansiyon biraz öne çıkıyor. Çok duyarlısınız ve belki sizi şaşırtacak konularla da karşılaşabilirsiniz. Ne de olsa dolunaylar gizli olan bir şeyleri de açığa çıkarabiliyorlar. Çarşambadan itibaren ay yengeç burcuna geçecek. Cuma öğleden sonraki saatlere kadar bu sefer maddi güvenliğinizle ilgili. Yani daha çok para alışverişlerine, harcamalara, gelirlere, giderlere şöyle bir duygusal olarak yönelebilirsiniz bunlarla ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Cuma öğle saatlerinden itibaren ay aslanda olacak ve hafta sonu da ay aslanda. Neşenizi, özgüveninizi arttıracak, cesaretinizi arttıracak. Hem fiziksel aktiviteler, hem açık havada zaman geçirmek, hem kültürel etkinlikler için ya da sosyalleşmek için hafta sonunu değerlendirebilirsiniz. Bazı seyahatlerde olabilir sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.